buna başka, bir de böyle bak diye noktayı nazar vermek istiyorum. Kendisinin küçük olduğunu zannetmesi nispetinde dertler büyük olduğunu zanneder insan. Dertlerin büyüktür denmesinin sebebi kendini küçük zannettiğindendir. Hafız, bir daha söylüyorum. Dertlerin büyüktür söylettiren, bu sözü söylettiren, söylemesine sebep olan insan kendisini küçük zannetmesinden kaynaklanıyor. Kendini tanımadığı için dertlerini de tanımıyor, tanımlayamıyor ve anlamını veremiyor. Kendini tanımıyor, tanımadığı için dertlerini de tanımıyor. Dertleri bu ne yani? Tanımlayamıyor. Nereden, kimden geliyor? Ne yapmaya geliyor? Bilemiyor. Başka? Ahireti bilme nispetinde kabri hoş görür der usta. Kabirden korkuyorsak iman-ı bil ahirette sorun var demektir. Yani sorun derken bizi rahatlatacak seviyede değil. Yani ahireti bilme nispetinde, şuuru nispetinde kabir hoş gözükür. Çünkü kabir o aleme doğmaktır. Tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, itlak-ı ruhtur, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkaran bir vasıtadır. Kendini öterlerle anlamlandırma nispetinde dertler basamak olur. Mesela taşların derdi yoktur. Hayat girdi biraz. Nebatatın dertleri vardır. Hayat olduğu için soğuk sıcak olur. Soğuktan sıcaktan etkilenir. Biraz daha hayat seviyesi yükseliyor. Ne oluyor? Hayvan hayatına çıkıyor, kuş oluyor, sığır oluyor. Biraz da dertleri değişiyor. Sonra hayvanlardan üstündür cinler. Hayat mertebesi biraz daha üstün olduğu için dertleri, sıkıntılar daha farklı oluyor. Cinlerden üstün hayat seviyeleri olan meleklerin dertleri derken hayatı yorumlamaları ki şeytandan onlara da sirayet etmiş. İşaret-i cazda söylüyor. İnsanı niye yarattın diye insana anlam verememiş. Zahirine bakarak kan dökecek ve fitne çıkaracak mahluk mu yaratacaksın? Sormuş. Bunun bir sebebi de birkaç tane sebep var. Bir tanesi şeytandaki o soru, şüphe yani cehalet bilmeme meleklere de sirayet etmiş deniliyor. Başka birkaç tane noktayı nazarımda var. Dimağını ve aklını tanıma nispetinde vehimler ufuk olur, marifet olur. Bir daha. İnsan kafasını, dimağını ne kadar aklını tanırsa vehimler ufuk olur. Marifet olur. Ne demek? Vehim şu. Olmayan fikirleri var zanneder. Şüphe, tereddüt, malumat, bilgiler, zanlar. Kafada oluyor bunlar. Allah vehimleri yani farklı düşünmeyi, olmayacak şeyleri düşünebilmeyi, yeniden üreten, aslında Nefsül Emir'de böyle bir şey yok. Olmayanı düşünebilme, farklı düşünebilme, kısacası okyanusa git, okyanustasın, yüksek, geniş, derin. Vehim çok farklı yüksek düşünür, insana vesile olur. Çok geniş düşündürür insana vehim, çok derin düşündürür insana vehim. Böylelikle insanı meleklerden ayırır.
meleklerden ayırır. Vehimsiz bilgi, mutlak bilgi ki Allah'a ait. Yani Allah'ın ilmi niye sonsuz? Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın ilminde niye mertebe yok ilminde? Çünkü içerisinde vehim yok. Neydi? Dimağını, aklını tanıma nispetinde insanların o zanları var ya, şüpheleri, tereddütleri, malumatları, bilgileri, zanları insana marifet olur. Okyanusta olan bir adamı hayal edin diyorum. Ezber olmasın diye. Okyanustayım. Okyanusun bir yukarısı var. Bir ucu bucağı olmayan genişliği var. Bir de dibi var. Vehim yüksek, geniş ve derin düşündürerek insanı meleklerden imtiyazlı kılar. Çoğu su haramdır diyor Allah Kur'an'ında. Çoğu su, vehim. Kalbi, bu aklını, dimağını tanıma nispetinde vehim bu olur. Kalbini tanıma nispetinde de vesveseler muhabbet ve müşahadetullah'a vesile olur. Kalbini tanıma nispetinde vesveseler beş tane şey olur. Beş tane. Bir, teyakkuza sebeptir. Üç tane te. Teyakkuza sebeptir, taharriye dairdir, tehavunu def eder, ciddiyete vesiledir, lakaytlı atar. Beş tane şeye vesile olur. Bir daha okuyayım, yerinden okuyayım. Kalbini tanıma nispetinde vesveseler Allah'ı tanımaya ve müşahede etmeye vesile olur. Ve aslı vesvese niye verilmiş? Bir, üç te, birle bige, üç te, teyakkuza sebeptir, tahariye dairdir, dahidir, tehavunu def eder, ciddiyete vesiledir, lakaytli atar. Bak, tanıma nispetinde. Mesela kabirden niye ölümden korkuyoruz? Ahireti bilme nispetinde kabir hoş olur. Başka birkaç tane de, bir tane de noktaya nazarım var. Dünyanın mahiyetini tanıma nispetinde dünyada kazanımlar ve kayıplar anlamsız ve hakikatsiz olur. Kazandım, kaybettim, hastayım, sıhhatlıyım, uzun yaşayacağım, kısa yaşayacağım. Bunlar dünyanın mahiyetini tanıma nispetinde hakikate muhatap olan insanda hiçbir anlam ifade etmiyor. Kazanımla, ustad diyor ki, insanı tanıyan, dünyanın mahiyetini çözen, dünya umurunda ne kazandığına mesul, ne kaybettiğine mahzun olmaz. Çünkü dünya biliyor. Dünyanın hakikatini keşfeden, insanı tanıyan ve tanımlayan, niye bulunduğunu, bak dünyada insan niye bulunduğunu, ne kadar biliyorsa bunun cevabını, o nispette dünyadaki dertlere, sıkıntılara insan o kadar hoş görür. Abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte, o basamak oluyor. Üst üste gelince basamak oluyor. Basıp çıkacaksın diye yapılmış bu. Abi her şey alt alta geliyor deniyorsa aşağıya gidiyor. Her şey üstüme üstüme geliyor diyorsan hiçbir şey üstü üstüne gelmiyor. Hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı yerden doğuyor. Karaciğer aynı işi yapıyor. Ayaklar aynı iş yapıyor, kulak aynı iş yapıyor. Ters giden hiçbir şey yok. Ters giden düşüncelerimiz. Ona verdiğimiz anlam. Ha? Mesela Koksavat'ta İsmail dayı vardı. Hep onu misal veririm, belki 20 sene oldu. İsmail dayı dedim. Kanser yatıyor, Cavit Kayıkçı abiyle gitmişti. Allah rahmet etsin, o da vefat etti. İsmail dayı dedim, kanser ha? Bu memleketlere, Rüştü abilere nurları getiren. İsmail dayı dedim, nasılsın dedim. Sanki hasta benim, o ziyaretime gelmiş. Dedi ki, oğlum bir damla pis sudan yapılan vücuttan bu kadar olur. Daha dedi, bundan ne bekleyecektim ki dedi, mahzun olayım. Bak bak, esas söyleyeceği ne biliyor musun?
bak dedi, Esma'nın bir boyutundan bir boyutuna geçeceğim diyor. Müşahede edemediğim Esma'nın hakikatlerini seyredeceğim diyor. Göreyim bakayım siz ne yapacaksınız bundan sonra diyor. Mehmet abi, Esma'nın bir boyutundan bir boyutuna, Esma'nın bir meratibinden diğer bir meratibine seyretmeye gidiyor. Zulüme gitmiyor. Usta diyor ya, isyana, nisyana, unutulmaya, kaybolmaya gitmiyor. Ücret almaya gidiyorsunuz. Nöbet ve vazife bitmiş, mükafata gidiyorsunuz. Son bir tane noktayı nazarım, buraya bakacağız. Peygamberlere iman nispetinde, peygamberlere ne kadar iman varsa, o nispette kişilerin lideri farklı olur. Mesela arabaya yazar, falanca liderimdir. Falanca değişmez rehberimdir. Bir sürü şeyler, kişiler oluyor. Onun sebebi, alt veri tabanı peygamberleri tanımıyor veya tanıyor. Peygamberleri tanıma nispetinde peygamberlere iman ne kadar farklı olursa liderin farklı olur.